Sevgili izleyicilerimiz, bugün Kahramanmaraş 12 Şubat Şahıs Bey Balık Pazarı'ndayız. Bilindiği üzere Türkiye'de alabalık üretiminde Kahramanmaraş ilk sıralarda yer alıyor. Ve Kahramanmaraş'ta deniz ürünlerinde balık tezgahlarına bir yenisi daha eklendi. Bu yeni ürün ahtapot. Evet, yanlış duymadınız. Kahramanmaraş'ta artık tezgahlarda ahtapot satışı da başladı. Peki ahtapot nasıl yeniyor? Yemekleri nasıl yapılıyor? Gelin hep beraber bu soruların cevaplarını alalım. Şimdi burada en çok sofraları hangi balık süslüyor? Sofraları şu an için hamsi, revaçta olan hamsi, istavrit. Şu an en çok tüketilen balıklardan başlıcaları. Yanı sıra levrek, çupra, somon, palamut, alabalık. Bu tür balıklar ağırlıklı satılan balıklar. Sürekli bulunan balıklar. Ustam, peki biz istavriti nasıl yapmalıyız? En güzel nasıl gider şimdi bu mevsimde? İstavrit en güzel bu mevsimde kızartma. İstavrit kızartma balığı biliyorsunuz. Kuru balık. Mevsimsel olarak her mevsim yenen balık. Şu an kızartma. İstavrit. Peki hamsi buğulama mı kızartma mı? Karadenizlere sorarsan buğulama ama biz Maraşlara sorarsanız bu kızartma. Yoksa tavada mı? Nasıl? Yani tava, hamsi tava. Hamsi her şey olur ama turşu bile olur ama bizim sevdiğimiz, Maraşlıların sevdiği hamsi tava. En kısacası. Benim asıl merak ettiğimse ben şurada tezgahta bir şey gördüm. Ahtapot. Ahtapot. Ahtapotu evet. Nasıl yapmalıyız? Nasıl yemeliyiz? Maraş'ta nasıl gidiyor ahtapot? Ahtapot Maraş. Satışlar nasıl? Ahtapot Maraş'ta yeni. Balık kültür meselesi biliyorsunuz. Evet. Ama başlıca şöyle söyleyeyim. Yani önce balığı tanımak lazım yemek için. Yeni giren balık piyasaya. O açıdan ben kısaca tarif edeyim ama yine de evde denemeyin. Yani ustasından yemeniz tercih ederiz. Öyle mi? Onları pişiremez mi? Birazcık zor. İşlemi zor. İşlemi zor olduğu için Hangi işlemlerden geçiyor? Ahtapot önce haşlanır, dövülür. Dövüldükten sonra kazanda haşlanır. Haşlandıktan sonra soyulur. Soyulduktan sonra da ister kızartılır, isterseniz fırınlanabilir. O şekilde yenir. Ama önce dövülür. Dövülmeden yenmiyor. Dövülmeden mürekkebi bırakmıyor. Kendisi bırakmıyor. Mürekkebi bıraktıktan sonra tekrardan haşlanıyor. Bir yarım saat falan kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra şu dereleri falan yüzülüyor. Bembeyaz bir görüntü çıkıyor ortama. Şu an gördüğünüz üzere benekli benekli ama bu benekler tamamen gidiyor. Tamamen gidiyor. Gittikten sonra bembeyaz bir ahtapot çıkıyor ortaya. Buna kalem şekli, ister halka şekli doğranırsınız, kızartırsınız, isterseniz sürüneyebilirsiniz. Peki elimi alabilir miyim? Buyurun. Korkmayacaksanız buyurun. Merak ediyorum. Elimizde bir alalım bakalım. Sonunda bir şey kaydı. Yok, yıkarsın. Yok, yıkarsın. Orada arkada bir sürecek yeri var. Nerede? Arka taraf. Tut oradan. Kaldır. Korkma. Kaldır. Ahtapot, bu ahtapot 2,5 kilogram. Bayağı da ağırmış. 2,5 kilogram. Hangi balıktan almaya geldiniz? Biz normalde lagos almıştık. Çok hoşumuza gitti. Yarısını burada bırakmıştık, onu almaya geldik. Yani biz genelde deniz balığı yiyoruz. Tüketiyoruz. Yani daha eskiden yengeç, kalamar, karides bunları da tüketiyoruz. Balık çeşitlerinin hepsini yiyebiliyoruz yani. Çok güzel. O zaman siz bayağı balık sevdalısınız. Ya mutlaka tabii. Biz deniz çocuğuyuz, Akdeniz çocuğuyuz. Ben Mersinliyim. Yani çok balığa gitmişliğimiz var. Tekneyle, şunla bunla. Evet. O yüzden seviyoruz yani. Balık yemesini de seviyoruz. Balık tutmasını da seviyoruz. Genelde deniz balığı yiyoruz ama. Peki ahtapot hiç tattınız mı daha önce? Evet. Nasıl tadı? Tadı güzel. Yani biz eskiden ahtapotun kalamar dediğimiz yeri yani böyle şeyini belirli yerleri yenir zaten. Her tarafını yiyemezsin. Güzel ızgarada falan yaptığın zaman mangalda çok güzel olur yani ahtapot. Yani bir farklı bir tattır. Güzeldir. Karides desen mesela o daha farklı. Bunun da belirli bir kısmı yenir. Yengeci mesela yemeğine tavsiye edebiliriz. Gerçek. Evet. Çok güzel eti vardır. Çok lezzetlidir. Beyaz bir eti vardır. Mesela kırarsınız şurayı. Şuranın içerisinde bir et vardır. Az bir şey. Onu yiyebilirsiniz hepsi. Hangi balıktan aldınız? Evet. Levrek aldım. Levrek. Evet. Levreyi nasıl pişiriyorsunuz?
Vallahi fırında pişiriyormuşuz. Fırında? Evet. Bizimkiler fırında yapıyor. Evet, 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 evet. Peki ne sıklıkla tüketiyorsunuz balığı? Balığı maalesef fazla sıklıkla tüketemiyor. Türk işi tüketiyor ayda bir anca. Daha fazla tüketmemiz lazım ama işte yapamıyoruz. Fiyatları nasıl buldunuz? Fiyatlar iyi. 30 lira diyorlar. Fena değilmiş.